Muhterem hocam, sizden Hazreti Süleyman hakkında bilgilenmek isterim. Hristiyanlar Hazreti Süleyman hakkında diyorlar ki hayatının son yıllarında haşa sapkın olmuştu. Diğer putperest insanlara müsaade ediyordu. Şahsen bir sempatisi vardı. Onun eşleri de 1000 tane eşi vardı. Doğru, 1000 tane eşi var. 1000 tane değil. 300 eşi, 700 tane de cariyesi var. Evet. Gani gani helal olsun. İnşallah. Benim de kızım olsa ben de verirdim maşallah. Maşallah. 300 eşi, 700 tane de cariye. Evet. Allah'ın tecellisi olarak alıyor onlara. Yani milletin aklı başka şeye gitmediği için şaşırıyorlar bazı kişilerin. Milletin derken belirli bazı kişilerin. O hayvanlara karşı da sevgi doluydu. Karıncaları bile seviyordu. Evet. Değil mi? Karıncalara şefkatliydi. Onları ezmemek için özel önlem alıyordu, karıncayı ezmemek için. Eşlerine de Allah'ın tecellisi olarak hayranlıkla bakıyordu, aşkla, tutkuyla bakıyordu. Ve hepsi aşıktı ona eşleri. Maşallah. Bini birden aşıktı. Allah rızası için evlendiler. Aşkla evlendiler. Kimse onları zorlamadı ki. Evet. Yalvardılar Allah rızası için al dedi Hazreti Süleyman'a. O da Allah rızası için aldı. Allah'ın tecellisi olarak. O onlara aşıktı, o da onlar da ona aşıktılar. Evet. 1000 tane eşi vardı diyor. Lütfen bu konular hakkında bilgilendirir misiniz? Aziz hocam diyor. Bana çok tuhaf geldi. Peygamberler Allah'ın emanı altındalar. Asla sapmazlar biliyorum. Doğru. Niye inanırsın ki ipsiz sapsız adamlara yani? Değil mi? İnşallah. Kur'an'a tabi olsana, hadise tabi olsana. İnşallah. Allah sizden razı olsun. Aleyküm selam. Mikail kardeşimiz Fransa'dan yazmış. Hazreti Süleyman'a eğer Tevrat'tan öğrenmek istiyorsan, bak madem kafan bulanıyor, değil mi? Kur'an'a baksan zaten kafan bulanmaz. Müthiş seversin Hazreti Süleyman'ı. Hayran olursun. Kur'an'dan öğrensene doğrusun. Evet. Hadi dedin ki ben Tevrat'tan dolayı kafam bulandı demek istiyorsan, Tevrat'ın bir kısmı tahrif olmuştur. Ama Süleyman'ı Hazreti Süleyman'dan öğrenmek istiyorsa aç Süleyman'ın meselelerini. Ne kadar takva, ne kadar nezih, ne kadar Allah'tan korkan, ne kadar akıllı, ne kadar mükemmel olduğunu hayranlık içinde göreceksin. Ama aralara ufak tefek ilaveler yapmışlar. Onu Kur'an'la temizleyeceksin, Kur'an'la. Kur'an ayetine bakacaksın ya diyeceksin bu Kur'an uygun değil. Bunu buraya koymuşlar. Onu alacaksın. Kur'an zaten Tevrat'ın tahrif olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah Kur'an'da. Kur'an bize bunu bildiriyor Cenab-ı Allah'ın, değil mi? Dilemesiyle. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bize Kur'an'da bildirdiğine göre oradaki ölçümüz Kur'an olacak. Ama Süleyman'ın meselelerine baktığımızda nefes kesici bir akıl, üstünlük, nezaket, Allah korkusu ve Allah sevgisi göreceğiz. Görüyoruz. Allah'tan müthiş korktuğunu Hazreti Süleyman açık açık ifade ediyor. Allah'a ne kadar titiz olduğunu, kitaba ne kadar titiz olduğunu, Allah'ın hükümlerine nasıl hayran olduğunu ve nasıl taviz vermeden İslam'ı yaşadığını çok detaylı anlatıyor Süleyman'ın meselelerinde Tevrat'ta. Orada hiçbir yerde Hazreti Süleyman'ın ahlakına ve kişiliğine yönelik en ufak bir ifade bulamaz. Ha var bazı yerler diyorsan o alkol almış bazı hahamların bulanık kafayla oraya ilave ettiği yazılardır. Hı hı. Rahiplerde de oluyordu o. Hristiyan rahiplerde. Çok özür dilerim. İçiyor şarabı. Yani kafa gidiyor dümdüz oluyor. Adama kalem veriyorlar. Yazıyorlar. Yazıyor. O anda artık aklına ne gelirse. Anlaşıldı mı? Peygamberler hata yapmaktan münezzehtirler. Çok mükemmel ve nezih insanlardır. Kafanın bulanacağı hiçbir şey yok. Dolayısıyla Kur'an'dan ve Kur'an'ın temizlediği yerlerden konuyu öğreneceksin. İnşallah. İnşallah. Ne yap onun için? Mesela bak Tevrat'tan hikmetler ve güzel öğretiler. Bak Tevrat mesela bak bu kitap Tevrat'tır. Tevrat'ın tahrif olmuş kısımlarını biz çıkarttık. Ağrı ve duru Kur'an'a uygun Tevrat hükümlerini bunun içine koyduk. Bu kitabın içine koyduk. Aç buradan oku. Bismillah. Açtım herhangi bir yer. Bak maşallah maşallah. Ne diyor? Birinci karalar.
bütün krallıkları Hazreti Süleyman yönetiyordu diyor. Maşallah. Değil mi? Bak herhangi bir sayfa açtım, bak orası çıktı. Maşallah. Her tarafta barış vardı diyor, barış. Görüyor musun asrın mehdisini, o devrin mehdisini? Her yerde barış, kan yok. Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, barışı öğütleyenin yüreği ise sevinçlidir. Süleyman'ın meselelerinden, bak kendi ifadesi Hazreti Süleyman'ın. Ki burada çok ayrı konular var mesela, bak burada evet. Mesela hiç mesela Süleyman'dan bahsedilmiyor bu kısımda. Ama evet. Bak açtık tam Hazreti Süleyman'ın ilgili kısım çıktı. Değil mi? Hazreti Süleyman ona cevap veriyor işte bak. Maşallah. Maşallah. Bak kötülük tasarlayanın yüreği hileci, barışı öğütleyenin yüreği ise sevinçlidir. Demek ki kötülük tasarlayanın yüreği neyin? Deccal'in yüreği hileci. Değil mi? Demin anladın mı Deccal'in hileci olduğunu? Evet. Bak onun hileci olduğunu söylüyor. Barışı öğütleyenin yani Mehdi'nin de yüreği sevinçlidir diyor. Mehdi'yi tarif ediyor. Mehdi'yi tarif ediyor. O da kendi devrinin Mehdi'si. Efendim. Rab verdiği söz uyarınca Süleyman'a bilgelik verdi. Bilgelik. Bilgeydi diyor Allah. Süleyman'la Hiram arasında barış vardı. Bu Hiram'da o da Allah alem benim gördüğüm Hızır'ın talebelerinden. Maşallah. Yani fazla da şimdi detaylandırırsak olay bambaşka yere girer. Onun için bu kadarını bitirelim. Aralarında bir anlaşma yaptılar. Efendim. Evet kardeşimize herhalde şu an bu kadarlık yeter. Hakikaten mucize hocam, tamam bölümü gelmiş. Hakikaten yok başka Hazreti Süleyman'la ilgili o kadar bir bölüm inşallah. Hayır var da ya oranın çıkması çok acayip. Evet maşallah. Ama hep böyle oluyor. Birçok yer var be evet. Maşallah. Hazreti Süleyman siz daha bilirsiniz hocam inşallah. Hazreti Süleyman'la Hazreti Mehdi aynı hadiste beraber zikredilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Süleyman gibi diyor Mehdi. Evet. Peygamber mi söylüyorum? İnşallah. Ayrıca sizin kitabınız var hocam Hazreti Süleyman kitabı. Onu da okuyabilirler inşallah. Evet. Tevrat'ta Mehdi çok övülüyor. Tabii üstünlük Allah katındadır ama çok büyük bir insandır Hazreti Süleyman da, Hazreti Mehdi de inşallah. İnşallah. Evet, şimdi ayette Allah övüyor hocam. Şeytanları Allah'a sınırım. Hazreti Süleyman için o ne güzel bir kuldu. Sürekli Allah'a yönelip dönerdi diyor. Mesela bak kardeşimize cevap bir daha söyleyeyim. O ne güzel bir kuldu, sürekli Allah'a yönelip dönerdi. Şimdi Allah ne güzel bir kuldu diyorsa, bu insanda şirk aranır mı? Günahkarlık aranır mı? Aranmaz tabii. Değil mi? İnşallah. Hep Allah'a yönelip dönüyor. Hep Allah'a yönelik yüzü. Tabii. Allah'a tam teslim olmuş. Allah övdüğüne göre demek ki o sözler iftira. Her peygambere iftira atılmıyor mu? Atılıyor. Mehdi iftira atılmayacak mı? Evet. Hazreti İsa'ya iftira atılmayacak mı? Atılmadı mı? Demek ki bir iftira sözü bazı kaynaklara girmiş. Ya bazı iftiralar. Buna inanmak yakışmaz. Müslüman diyecek ki bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Şeytanın Allah'a sınır Nur suresinde. Bir mümin hakkında değil mi? Bir iftira duyduğunda insan ne diyecek? Ya Rabbi beni koru diyecek. Bize yakışmaz, bana yakışmaz böyle bir şeye inanmak. Ben hüsnü zanla bakıyorum, hayır gözüyle bakıyorum. Sen zaten hükmünü vermişsin, açıklamışsın. Ben de Hazreti Süleyman'ı aşkla seviyorum diyecek inşallah. Tabii inşallah.